Türkiye'deki hukuk garabetinin en akla ziyan uygulamalarından biri gizli tanık yaratma hadisesidir. Bunu çok kez konuştuk. Adı gizli tanık ama her şeyle tanıdık kişiler oluyor bunlar. İstenilen anda suç üreten, istenilen anda kendilerinden beklenenleri söyleyen, her an her yerde olabilen ve her konuda ifadesi hazır bir uygulama gizli tanık uygulaması. Her şey bir kurgu, aslında bir FETÖ taktiği. Bu iktidar da bu taktiği olduğu gibi kullanıyor. Kapatma davasında, Kobani kumpas davasında, çeşitli başka davalarda bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun son ve en ilginç haliyle karşı karşıya nerede kaldık? Anayasa Mahkemesi'nin alelacele bir gizli tanık olayına girmesiyle karşı karşıya kaldık. Ve ülkemizde hakikaten hukukun içler acısı hali gözler önüne serildi. Hikayeyi çok kısa anlatmak istiyorum. Tüm Türkiye buradan duymalı. 2021'den yana Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'ye ödenecek hazine yardımının kesilmesi için canla başla çalışıyordu. İki kez başvurdu, sonuçsuz kaldı. Üçüncü başvuruyu 13 Aralık 2022 yani geçtiğimiz yılın son ayında yaptı. Anayasa Mahkemesi başsavcının başvurusunu 29 Aralık'ta görüştü ve dedi ki yetersiz, soyut, delil yok, somut değil dedi. Ve dedi ki 4-5 günün var, 4-5 gün içinde delil getirdin, getirdin. Peki ne oldu? Başsavcı hemen tüm emniyet birimlerini harekete geçirdi. Yazılar yazıldı, acil delil bulun, HDP'nin hazine yardımı bloke edilsin diye. Fakat yıllardır bulunmayan ve olmayan şey birkaç günde nasıl bulunacak? Raporlar geldi, başsavcı baktı filan. Bir gizli tanık ortaya çıktı. Gün 31 Aralık 2022 yani 29 Aralık'tan 2 gün sonra bir kişi cumartesi günü Diyarbakır Adliyesi'ne gitti, bir gizli tanık, ve dedi ki çok önemli şeyler anlatacağım. Kim bu gizli tanık? Adı da şöyle, kod adı CV23TY45UP78. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi, 46 sayfa. Gizli tanık barkod sistemi yaratılmış yani adeta. James Bond gibi 007. Bu 46 sayfada türlü uyduruk şeyler anlattı ve bu 46 sayfa alelacele toparlandı ve Bekir Şahin'in yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü Vural Savaşı olan Bekir Şahin'in masasına gitti. Yetmedi, savcı çekiniyor. Yetmez belki hazine yardımının bloke edilmesi diye. Bir de 2 Ocak günü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazdı ve dedi ki HDP ile ilgili ne varsa bu mali meselelerle ilgili hemen gönderin. Emniyet 100 sayfalık bir rapor anında hazırlayıp gönderiyor ve aynı gün gönderiyor hem de. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı gizli tanığın 46 sayfalık ifadesini, emniyetten gelen 100 sayfalık bilgi notunu ve yüzlerce sayfalık Kobani kumpas davası iddianamesini 3 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor. 3 Ocak. Bakın ne kadar hızlı gelişiyor her şey. Bütün bu belgeler Anayasa Mahkemesi raportörüne sunuluyor. Aynı zamanda her belgenin fotokopisi Anayasa Mahkemesi üyelerine dağıtılıyor. 3 Ocak inceleyin deniyor. 4 Ocak günü yani bir gün önce karardan yüzlerce sayfalık materyal Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından sözde okunuyor, inceleniyor. Ertesi gün 5 Ocak'ta toplanıyor Anayasa Mahkemesi ve diyor ki evet tamamdır, geldi artık yeterli bilgi, belge, HDP'nin hazine yardımını bloke ediyoruz diye karar veriyor. Şimdi bu nedir Allah aşkına? Size anlattığım olay aynen böyle cereyan ediyor. 29 Aralık'la 5 Ocak arasındaki 7 gün içinde aynen böyle cereyan ediyor. Bu açık bir kumpas değil mi? Bu açık bir hukuk rezaleti değil mi? Bu HDP'ye aleni şekilde hukuk eliyle bir siyasi darbe yapmak değil mi? Kamuoyu bunları bilmeli ve görmeli. Bu iktidar, Cumhur İttifakı siyasi baskılarını Anayasa Mahkemesi üzerinde kurmuştur ve Cumhur İttifakı'nın bu siyasi baskılarına maalesef Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin en üst mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi boyun eğmiştir ve teslim olmuştur. Peki ne yapmış oldu bu şekilde Cumhur İttifakı ve bu iktidar? Anayasa Mahkemesi'ni her türlü hukuksuzluğa alet etmiş oldu. Anayasa Mahkemesi'nin evrensel hukuk ilkelerini çiğnemek zorunda kalmasına yol açmış oldu. Kurdukları siyasi baskıyla Cumhur İttifakı ve bu iktidar Anayasa Mahkemesi'ni bu yanlış yola sürüklemiş oldu. Böyle bir hukuk garabeti maalesef Türkiye'nin en yüksek mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nde de
işlemiş oldu. Bu iktidarın yaptığı ilk iş değildir, son iş de değildir. Biliyoruz FETÖ taktiklerini çok iyi uyguluyorsunuz artık. Biliyoruz kendi vural savaşınızı buldunuz artık. Ama şundan emin olun, HDP'yi adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesinden asla vazgeçiremeyeceksiniz ve boyun eğdiremeyeceksiniz.